Görelim. İşte bugün beklentileri sizin değerlendirmenize de sunalım. Mütalaanın iadesiyle ilgili bir talep olduğunu söyledi Sezin San. Böyle bir talep var dedi. İddia makamının böyle bir talebi var dedi. Ve aynı zamanda da ek süre istendi. Eğer bu kadar uzunca bir mütalaa okunacaksa, baştan aşağı okunacaksa bunun için ek süre istiyoruz dedi. Şimdi buradan kısa bir değerlendirme alayım sizden. Sonra 18 Nisan'a gidelim istiyorum. O gün ne oldu? Tabii. Mütalaanın iadesi diye bir CHM kadar usul yok. İddianamenin iadesi var. Eğer evet. Koşulları 2005'te yapılan değişikliklerle iddianamenin unsurları yoksa mahkeme iddianamenin iadesine karar verebilir. Ama mütalaayı savcı kendi düşüncesine göre doğru ya da yanlış yapar, mahkemeye sunar. Mütalaaya karşı sanıklar savunmalarını yapar ve mahkeme kararını verir. Ama ikinci talep doğru, 1271 sayfalık bir mütalaaya kısa bir zamanın yetmeyeceği çok doğru. Bu konuda gerekli olan talebin karşılanması gerekir. Yani süre yetersiz olduğu için o talebin karşılanması gerekir. Ama mütalaanın iadesi diye CMK'nın bir usulü yok. Evet, şimdi 8 Nisan'a bir gidelim. 8 Nisan'da neler oldu bir hatırlayalım. Orada mahkeme içinde bir tartışma çıktı. Yer nedeniyle, işte avukatlara ayrılan yer, boş bırakılan yer, gazetecilerin, avukatların oraya oturulmasına izin verilmeyen bir bölüme ilişkin bir karmaşa çıktı. Dışarıdaysa halk daha yakın olmak istedi mahkeme salonuna, ama barikatlar kurulmuştu. Hatta yollardan aslında 2 kilometrelik kadar bir mesafeden halk indirilip yürümeleri istenmişti. Oraya kadar araçlarla gelmeleri engellenmişti. Görünen buydu ve sonrasında da olaylar çıktı. CHP milletvekilleri de bu olaylara dair görüşlerini anlattılar. Yani biz buradan bunları gördük. Size şimdi oradan soracağım neler olduğunu. Çok önemli. Ardından açıklamalar geldi. Tüm bu olaylar sonrasında ertesi gün özellikle grup toplantısı bu konu üzerinden hararetle geçti diyebiliriz. Bir gün öncesinde Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç Bakanlar Kurulu çıkışında şöyle bir ifade kullandı: maalesef yargı bugün baskıya uğramıştır dedi. Başbakan Erdoğan da yine bu olaylarla ilgili savaş alanına çevirdiler Silivri'yi dedi. Bağımsız yargı duruşma sırasında saldırıya uğradı dedi. Yine Kılıçdaroğlu'ndan başbakana cevap geldi. Hodri meydan dedi, dokunulmazlıkları kaldırın dedi. Ve böyle bir yargı üzerinden tartışmalar sürdü siyasiler arasında da. Ne oldu o gün? Görülen manzara ve asıl görmediğimiz tarafta neler yaşandı? Evet, 8 Nisan'da oradaydık. Gerçekten görünmeyen manzara. Hı hı. Yani görünen manzaraya görünmeyen manzara sebep oldu. Şimdi adım adım gidelim. Evet. Birincisi, bakın, yargılama adalet dağıtma işi adalet saraylarında yapılır. Cezaevinde yapılan yargılamada cezaevi infaz yeridir. Eğer siz cezaevinde 5 yıldır 6 yıldır süren bir yargılama yapıyorsanız, bu iş bu noktaya gelmişse, aslında oradaki avukatların, oraya gelip tepki koyan insanların, milletvekillerin çok uzun zaman Türk yargısına duyduğu büyük saygıdan dolayı bu tepkiyi bu noktaya taşımadıklarını görmeniz gerekir. İnsaflı olmak gerekir. Cezaevinin içinde, dünyanın hiçbir hukuk devletinde cezaevinin içinde bir yargılama yapılmaz. Cezaevinin içinde sadece infaz yapılır. Eğer cezaevinin içinde infaz yapılırsa, yargılama yapılırsa bu infaza döner tabiatı gereği ve 8 Nisan'da olan olaylar olur. Gecikmiş de olsa olur. 8 Nisan'da olan olaylar çok kötüydü. Çünkü yargı orada mahkemeye milletvekilleri, gazeteciler, avukatlar büyük tepki koydular. Bundan önce de mahkeme her duruş, kaideler belli olur Sevar Hanım. Şimdi buraya geldiğimiz zaman sizin programınızın akışı bellidir. Evet. Neye tabi olacağımızı biliriz. Buraya geldiğimiz zaman konuşma zamanı bellidir, süre bellidir, konular bellidir. Bir plan dahilinde konuşulur. Bugün 8 Nisan'ı konuşacağız. Ergenekon'u konuşacağız. Her geldiğimizde bizim haberimiz olmadan, hele hayatımız söz konusuysa, mahkeme kendiliğinden o kaideleri değiştirip sanıkların aleyhine ağırlaştıramaz. Ağırlaştırmaması gerekir. Zaten en büyük hata oradaki yargılamanın kabul edilmesiydi. Türkiye'deki barolar, avukatlar, milletvekilleri ilk orada duruşma kurulduğu zaman 8 Nisan'daki tepkiyi koymalıydılar. Geç kalan bir tepkidir. Ama oldu, son noktaya yaklaştı. İnsanlar çok uzun zamandır tutuklu. 8 Nisan'da olan
bir olan bir süre önce gidildiği zaman yukarıdan mikrofonlar sarkıtıldı. Bu mikrofonların sarkıtılması avukatların daha konuşmasının mahkeme tarafından rahat duyulması değildi. Mahkeme şu cüreti göstererek zapta geçirdi. İşlenmesi muhtemel bir suçun delillerini topluyorum dedi. Yani avukatların kendi aralarındaki konuşmaları mahkeme izledi. Savunma mesleğine, orada yargılanan insanların savunma hakkına usul anlamında esas etkileyecek çok ciddi saldırılar süreç boyunca ola geldi. O gün bu tabiri kullanırken çok zorlanıyorum ama bu tabiri büyük televizyonlarda avukatlar esas hakkındaki delillerin değerlendirilmesi aşamasında söz verildiği halde mahkemenin açtığı ve kendilerinin kandırıldığını iddia ettiler. Bu tabir kullanıldı. Bir milletvekili önceki gün televizyonda mahkemeye kandırmıştır tabirini kullandı. Onun için ben bir baro yöneticisi olarak, bir avukat olarak üzülsem de şu tabiri kullanmak durumundayım. O gün aslındaki olayların nedeni mahkemenin tavrından, mahkemenin oradaki o anda meydana getirdiği fiili bir durumdan çıktı. Ya mahkeme çıktı. Bunu engelleyebilir miydi? Mahkeme sebep oldu. Şöyle sebep oldu. O güne kadar orada basının oturduğu yer belliydi. Milletvekillerinin oturduğu yer belliydi. Siz esas hakkında çok ağır cezalar istenmiş mütalada ortamı mahkeme olarak yumuşatacağınız yerde milletvekilleri ve aleni diye anons ettiğiniz bir duruşmayı gazetecilerden kaçırırsanız milletvekilleri basına yansımayan çok ağır laflar söylediler. Gazeteciler çok ağır laflar söylediler. Biz avukat olarak mahkemenin o duruma düşmesine son derece üzüldük. Avukatlar da uğradığı haksızlıktan dolayı infiale kapılıp onlar da söylediler ama bu mahkemenin mahkeme saygıyı talep etmez, saygıyı hak eder. Adil bir yargılama usulü uygulamak durumunda ki bu saygıyı hak etsin. Mahkeme orada daha baştan sanki bir tartışma yaratarak esas hakkındaki savunma sürelerini kısıtlayarak bir plan uygulamak istercesine dışarıdan bir baskıyla mahkemede elektrik doğmadı. O gün oraya milyonlar 5 yıldır süren haksız olduklarını iddia ettiği yargılamaya izlemeye geldiler. Ama daha dışarıdan başlayarak biz 2 kilometre aşağıda indirildik. Yürüyerek geldik. Duruşma salonuna girdim, bariyerler konulmuş. Dünyanın neresinde bağımsız yargılamanın olduğu yerde bariyer konulabilir mi? İçeri girdiğimiz zaman avukat her zamanki milletvekillerinin yerleri bomboş tutulmuş. Gazeteciler peki orası neden boş? Gazetecilerin yerleri bomboş. Hayır avukatlar siz geçin oraya oturun diyorlar. Orası müdahale avukatların yeri, gazeteciler oturamaz. Bu bir tahrik unsuru oldu. Mahkeme tarafından bizzat mahkeme önlemesi lazım gelen gerginlikleri daha başlarken koyduğu kaidelerle gerginliğin ortaya çıkmasına neden oldu. Ve sonraki gelişmelerde çok büyük haksızlık var tabii. Yani Sayın Meclis Başbakan Yardımcısının beyanı, Sayın Başbakanın beyanı, Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bağımsız bir mahkeme basıldı dedi. Bağımsız mahkeme dediğiniz zaman orada bir bağımsız mahkemenin varlığını kabul edersiniz. Orada bağımsız mahkeme olduğunu 5 yıldır yargılamaları izliyoruz. Avukat olarak, hukukçu olarak, insan olarak herhangi bir hukuk bilgisi ya da bunları izlemeyen bir insan olarak da toplum artık orada bağımsız bir yargılama olmadığını gördüm. Oradaki yargılamanın bağımsız olduğunu söylemek mümkün değil. Orada insanlar barikatlar, o barikatlar kurulduktan sonra o barikatlar davetiyeydi zaten. Siz ya bağımsız aleni bir yargılamanın oraya belli sayıda girilecek kişi içerideki kontenjan bellidir. Mahkeme bir gün önceden planını yapar. 1000 kişi, 400 kişi, 500 kişi ilk gelen kişiler girecektir diye söyler. Ve milletvekillerin yeri belli, gazetecilerin yeri belli. Bu düzen sağlanır. Hele hele daha öncesinden aslında çok kalabalık olacağı da belliydi. Tabii. Yani duyurular yapıldı. Birçok insanın oraya gideceği çok başından belliydi. Ve böyle bir kaosun yaratılmamasını da sağlayacak olan alınan önlemler ve mahkeme olacaktı. Şimdi işin bir başka yanına geçmek istiyorum. Bunun suç olup olmadığına dair sonrasındaki tartışmalar da bu noktaya çekildi çünkü. İşte bir mahkemeye gidip izlemek suç mudur? Yani hem vatandaş açısından bunu soruyorum, hem orada bulunan milletvekilleri açısından bunu soruyorum. Çünkü bir de açıklama var. Yargı çevresinden gelen bir açıklama bu. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu 1. Daire Başkanı İbrahim Okur diyor ki yaşanan olaylarla ilgili görüntülerin ortada suç unsuru olduğunu gösterdiğini ancak bunu değerlendirecek olan savcılık olduğunu belirtiyor.
önce ve sonrasında diyor ki aslında bir suç vardır diyor. Çünkü barikatlar yıkılarak engellendiği olayların Türkiye'de daha önce bir benzeri örneğinin olmadığını belirtiyor. Bunun bir ilk olduğunu belirtiyor. Bu kısmı biraz konuşmak lazım. Ve Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bir basın açıklaması yaparak olaylar olduğu andan itibaren soruşturma başlattığını söylüyor. Yani hani başbakanın talimatıyla başbakanın grup toplantısından sonra işte bununla ilgili gerekli hukuki bir takım şeyler yapılmalıdır dedikten sonra değil daha öncesinde bunun başlatılmış olduğunu. Dolayısıyla bir talimatla bunun olmadığını hatta iki soruşturma olduğunu birinin olayları öğrendikten sonra kendilerinin başlattıkları bir soruşturma olduğunu bir de cezaevi savcılığının ihbarı üzerine başlamış iki tane evrak olduğunu söylüyor ve Silivri'deki barikatların yıkılarak duruşmanın engellenmesiyle ilgili olarak da aslında bunun bir suç unsuru olduğunun ortada olduğunu da ifade ediyor. Şimdi bunlar üzerinden ne söylersiniz? Şimdi hangi birini düzeltelim şimdi? Bakın en son bu açıklamayı yapan HSYK'nın en yetkili bakanlığa evet, sonraki kişisi. Birinci daire başkanı. Açıklamanın kendi içerisinde bir suç unsuru olduğunu tespit ettik diyor. Bu tıpkı başbakanın açıklaması gibi yargıya yapılan bir müdahale. Yani siz savcı bunu tespit edecektir ama burada yapılan eylemin bir suç unsuru taşıdığı ibaresini ortaya koyduğunuz anda siz kendi tayin ettiğiniz, o savcıyı tayin etme yetkisi sizde. Sizin bu beyanınızdan sonra oradaki savcının bağımsız bir değerlendirme yapıp da hayır bu demokratik bir tepkiydi diyerekten karar vermesi mümkün mü? Ya da Sayın Başbakan'ın o açıklamasından sonra yargı gereğini yapacaktır. Bu ilk defa olsa hadi iyi niyete vereceğiz. Bu kaçıncı yargı gereğini yapacaktır lafını kullana gelmiştir bugüne kadar. Bu tamamen oradaki yargı görevini yapan hakim ve savcılara karşı yönlendirmedir, müdahaledir. Tekrar söylüyorum, ana ekseni gözden kaçırmamak lazım. Biz bunu tartışarak çok büyük bir kötülük yapıyoruz, legalize ediyoruz. Bir kere baştan şunu söylemek lazım, orada bağımsız bir yargılamadan, bağımsız bir mahkemeden bahsetmek mümkün değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuka aykırı bularak kaldırdığı mahkemeler orada garabet bir şekilde yargılamaya cezaevinin içinde devam ediyor. Açıklamanın ikinci bölümü bir normal savcılık soruşturma başlattı, bir de cezaevi savcılığı diyor. Mahkemenin mahkemede yapıldığı iddia edilen bir eylemle ilgili. Cezaevi savcılığının ihbarı üzerine başlatılmış. Cezaevi savcılığının ihbarıyla başlayacak bir soruşturmanın anlamını anlamak mümkün mü? Çünkü orayı idare eden olduğu gibi cezaevi savcılığı. Cezaevinin içinde mahkeme kurarsanız normal yaptığınız gerçekten hukuka uygun olsa da sizin tarafsızlığınız tartışılır olur. Adalet Bakanlığı yetkililerinde, siyasi yetkililerinde açıklaması kesinlikle büyük bölümüyle demagojiden ibarettir. Orada yapılan suç mudur değil midir? Hayır, oradaki olay şudur. Tek başına bugüne kadar şu soru sorulmuyor tabii. Zihinlere öyle bir propaganda yapılıyor ki bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde bağımsız yargı ilk defa basıldı deniyor. Peki orada avukatlar, orada eğer mahkemeye gerçekten bir hakaret olsa da gerçek bir mahkemeye bir saldırı olsa onu en önce önleyecek olan avukatlardır. Çünkü oraya yapılan saldırı avukatların onuruna, mesleğine yapılmış saldırı sayılır. Ama orada insan onuru ayaklar altında. Savunma hakkı ayaklar altında. Bakın mütalaada çok kısa bir parantezde bir şey söylemek istiyorum Sever Hanım. Esas hakkındaki iddianamede vardı. Ve 19 ya da 21 Ekim 2007-2008 tarihlerinde İlhan Selçuk köşesinde yazmıştı rahmetli. Mustafa Balbay mütalaadan yazdı. Bakın orada esas hakkındaki mütalaada İlhan Bey Kemal Kılıçdaroğlu konuşurken bombaları patlatmışsınız diyor. Bunu terör örgütü faaliyeti olarak esas hakkındaki mütalaa ortaya koyuyor. Santral Mustafa Balbay'ın telefon Mustafa Balbay'ın değil Cumhuriyet'in santrali. Konuşan İlhan Bey değil İlhan Taşçı diye Cumhuriyet'in muhabiri. Konuştuğu kişi o zamanlar CHP'de yönetici olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun haberi AK Parti ile ilgili patlattığı bombalar. Yani iddianamede bir savcı düşünebiliyor musunuz? Bu konuşmayı siz bomba patlatıyorsunuz ya da Ergenekon gel her yere kon diyerekten mizahi bir yazı yazmış. Aslı Aydın Taşbaş hanımefendi her olayı ta Moğollara kadar Ergenekon'a bağlayınca 2006 yılında Mustafa Balbay da bir yazı yazmış. Başlığı da Ergenekon gel her yere kon şeklinde. Bakın bunu şeyde nasıl değerlendiriyor esas hakkındaki mütalaada Sayın Savcı.
Danıştay cinayeti sonrası Ergenekon gel her yere kontürü yazılar kaleme alarak kamuoyunda böyle bir gizli örgütün olmadığı algısını yaratmaya çalıştığı, örgüt mensuplarına slogan ürettiği, terör örgütünün kontrolü altında bulunan sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerine katıldığı, konferans, panel ile kamuoyunu yönlendirme faaliyetlerinin içinde bulunduğu anlaşıldığından bir cumhuriyet savcısı bu tabirlerle Mustafa Balbay'ı 6 yıldır tutuyor, 5-6 yıldır. E şimdi bu kadar ağır haksızlığın olduğu, bu insan mantığı, bak şeyin orada İlhan Selçuk bir soru sormuştu. Bir cumhuriyet savcısının mantığı bu kadar düşükse de vahimdir, kasıtlı olarak bunu yapıyorsa da vahimdir diye lafını bitirmişti. Şimdi ortada 1270 sayfalık esas hakkındaki mütala, bunun gibi tamamen gazetecilik faaliyeti, mesleki faaliyet, dünyada kendi alanında birinci sırada, dünya çapında ikinci, üçüncü sırada olan bilim adamları tutuklu. Kanser bilim direktörler orada hasta, onlar bırakılmıyor. Bu kadar ağır haksızlığın insan zekasıyla alay edilen ibarelerin bulunduğu bir mütala yargılamasını bağımsız bir mahkemeye yapılan tavır gibi değerlendiremezsiniz. Geç kalmış bir tavırdır. CHP de çok geç kalmıştır. 8 Nisan'dan çok önce bütün milletvekilleriyle orada olması lazımdı. Bütün toplum orada insanlık onuruna karşı büyük bir eylem yapılmaktadır. O insanların tutuklu değil tutak olduğu yönündeki düşünce sahiplerinin kahir ekseriyette doğru düşündüğünü bugün tespit ediyoruz. Bağımsız bir yargılamayla insanlar tutuklanır. Orada anayasadan bugün diğer olayları da gördüğünüz zaman Türklük kavramının çıkartılmaya çalışıldığı ve asıl önemli olan nokta, her gün 15-20-30 tane eli kanlı terör örgütüyle irtibatlı olduğu iddia edilen KCK davalarından insanlar tahliye edilmeye başladı. Hayali bir örgüt, Ergenekon terör örgütünden askerlere şehit etmiş insanların gizli tanıklığıyla, onların uydurma tanıklıklarıyla, uydurma delillerle o insanlar tam 5 yıldır tutuklu ve mahkumiyete gidiyor. Kesin mahkumiyete gidiyor. Yargılama da tahmin olur. Dersiniz ki şöyle olur, böyle olur. Ben orada bütün avukatlarla konuştum 8 Nisan. Bir tanesi mahkumiyet kararının dışında bir karar beklemiyor. E siz her gün Türkiye Cumhuriyeti'nde 20 tane, 30 tane gerçekten örgütü yurt dışına nasıl çıkartırız diyerekten bütün kamuoyunu hazırlamaya ve ne olduğu belli olmayan 63 tane akil dediğiniz insanı anayasadan alınmayan yetkilerle o psikolojik atmosfere hazırlıyorsunuz. Akil adamlar orada dururken her gün 20-30 tane gerçek terör örgütüyle bağlantılı olan örgütten tahliye veriyorsunuz ve Cumhuriyet'in subaylarını, bilim adamlarını, gazetecilerini 5 yıldır bu afaki gizli tanıkların tecavüzcü, katil, askeri öldürmüş insanların PKK'nın gizli mensuplarından oluşturduğunuz gizli tanıklarla tutuyorsunuz. Allah aşkına bu yapılan tepki hukuka uygun mudur değil midir tartışmadan önce şu ana kadar olan şeyler hukuka uygun mudur diye tartışmak lazım. Bunu tartışmadan, bunu tartıştığımız zaman biz bu tuzağa düşüyoruz. Sanki legal bir mahkeme var, sanki adil bir mahkeme var, sanki bu tutuklamalar hukuka uygun gibi bize bunu tartıştı diyorlar. Her gün 20-30 tane, 40 tane, önceki gün 70 tane tahliye olduğu iddia edildi KCK'da. Siz nasıl onları tahliye ederken, gerçek anlamda terör örgütünün mensuplarını tahliye ederken, o iddia o. Bu tarafta olup olmadığı belli olmayan, hala 2001'de saçma sapan diye itilmiş, devletin hiçbir birimi ciddiye almamış, hasta ruhlu bir insanın beyanlarıyla oluşturulan bir örgüttür, hayali örgütler, siz Türkiye Cumhuriyeti'nin Genelkurmay Başkanı'nı içeride tutuyorsunuz. Ve ondan sonra kalkıp bize, hepimizi o tuzağa düşürüyorlar. Efendim o gün olan olaylar hukuka uygun muydu? Bu yapılan hukuk. Sizin hangi yaptığınız iş hukuka uygun ki onu tartışıyorsunuz. Ara bu uçurumdan yuvarlanıyor. Bize direksiyonun aksesuarındaki şekilleri, aksesuarları tartıştırıyorlar. Buradan dördüncü yargı paketine geçelim mi? Çok sıcak çünkü. Dördüncü yargı paketi meclisten geçti. İşte hani belki aksayan yanları düzeltmek için hazırlanıyordu bu paketler, yargı paketleri. Bunlardan bir tanesi de dördüncü yargı paketiydi. Bir haberimiz var. Bir ayrıntıları alalım önce. Tabii. Bu haberle birlikte sayın seyirciler. Dördüncü yargı paketi meclisten geçti dedik. Yasaya son şeklini, son dakikada bir değişiklikle girdi. İktidar partisinden geldi bu değişiklik. Dördüncü yargı paketine taslak aşamasında konulan ancak meclise sevk edildiği aşamada tasarıda yer almayan örgüt suçlarına yönelik iki değişiklik yapıldı ve paket kabul edilerek yasalaştı. Buna göre örgüt üyeliğine cezada silah kriteri getiren değişiklikle öğrenciler, sendikacılar ve gazetecilerin kaderleri yine mahkemelere bağlı olacak. Neler var? Ayrıntılara bir bakalım. Silahlara veda ediyoruz diyor.
Peki bundan niye rahatsızsınız? Allah aşkına bunlar çözüm değildir. Bunlar gaflettir. Bu yöntem doğru değildir. Meclis Genel Kurulu'nda tartışmalı geçen iki günün sonunda dördüncü yargı paketi yasalaştı. İktidar Partisi dördüncü yargı paketine taslak aşamasında konulan ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edildiği aşamada tasarıda yer almayan Türk Ceza Kanunu'nun örgüt suçlarına yönelik 220. maddesindeki önergelerde pek çok kişiye etkileyecek sürpriz değişiklikler de yaptı. Değişikliğe göre üyesi olmadığı örgütün eylemine katılanlara örgüt suçundan ceza verilmeyecek, işledikleri asıl suç doğrultusunda ceza alacaklar. Aynı eylemleri silahlı örgütlerin düzenlediği toplantı, gösteri ve yürüyüşlerde yapanlar ya da bunlara katılanlar örgüt üyesi olmasa da örgüt suçundan ceza alacak. Böylece TCK'da uzun süre önce terörle mücadele yasasından çıkarılan silahlı silahsız örgüt ayrımı yapılmış oluyor. İşkence suçlarında zaman aşımını kaldıran tasarı terörle mücadele yasasında da önemli değişiklikler içeriyor. Düzenlemeyle suçu ve suçluyu övme fiilinde açık ve yakın tehlike oluşturması şartı getiriliyor. Sayım gibi ifadelerin kullanılması suç olmaktan çıkıyor. Düzenleme ayrıca halkı askerlikten soğutma suçunda da önemli değişiklikler içeriyor. Bu suçun işlenmesi için açıkça askerleri firara teşvik etme şartı aranıyor. Halkı askerlikten soğutma suçunda hapis cezası da tarih oluyor. Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen 4. yargı paketi sayesinde 32 yıldır cezaevinde bulunan Tahir Canan da tekrar yargılanacak. Canan 1978 yılında siyasi amaçla adam öldürdüğü iddiasıyla 36 yıl hapis cezasına çarptırılmış, 1991 yılında çıkarılan şartlı tahliye yasasıyla tahliye edilmesine rağmen 1993 yılında Türkiye Devrimci Komünist Partisi üyesi olduğu iddiasıyla tekrar tutuklanarak 12,5 yıl ceza almıştı. Evet, birçok değişiklik belki bugün tartışılacak meclisten geçen bu paketle sayın seyirciler. Bizim süremiz çok fazla olmadığı için biz biraz Türk Ceza Kanunu kısmına bakalım istiyorum. Evet. Biraz önce de haberde yer almıştı. Ne dersiniz bu değişiklikle ilişkin olarak ve bir sürpriz gelişme olarak da algılanıyor yine? Aslında dördüncü yargı paketi diye adlandırılan paketin maksadının bu olduğu belliydi. Çünkü Sevan Hanım gerçekten eşitlik ilkesine, mantığa, hukuka aykırı terörle mücadele kanununda bazı tanımlar vardı. Mesela üyesi olmadığı örgütün eylemine katılan kişi örgüt üyesi gibi ceza alıyordu. Yani siz örgüt üyesisiniz, ben örgüt üyesi değilim, demokratik bir eyleme katıldım, siz de ben de aynı cezayı alıyoruz. Bunun çok ağır sonuçları oluyordu. Sadece bir sayın kelimesinin kullanılması vesairenin kullanılması eylem boyutu olmadığı halde cezalarda aklın kabul etmeyeceği, insafın kabul etmeyeceği noktalara gidiyordu. Bunların düzeltilmesi doğru. Evet. Silah kriteri getirilmesi, eğer katıldığınız eylem silahlı bir örgütse o zaman örgüt üyeliğinden ceza verilmesi olayı, bunu da anlayabiliriz. Terörle mücadelenin yoğun yaşandığı bir ülkede bu da çok fazla demokratik olmasa bile uygulamada kalabilir. Orada burada işkencede zaman aşımını kaldırıyorlar. Bu önemli bir şey. Bir de halk askerliğe soğutma suçunda bayağı bir cezanın azaltılması ve tanımın daraltılması noktasında değişiklikler var. Burada özet olarak 4. yargı paketindeki örgütle ilgili düzenlemeler normal. Bunun ana gayelerinden bir tanesi de daha çıkma aşamasında KCK davalarında az önce de arz etmeye çalıştığım gibi tahliyelerin sağlanmasına yönelik bir noktaydı. Çünkü orada çok fazla tutuklu insan var. Kimler yararlanacak o zaman? Bunu soralım tam bu noktada. Yani bu şekliyle hani biraz amacı bu dediniz ya. Bu durumda şimdi, kimler yararlanacak? Bakın aslında öğrenciler, sendikacılar, memurlar bundan yararlanması amaçlandı ama o gene bizim kuş bakışı inceleyebildiğimiz kadarıyla gene biraz hakimin insafına bırakılıyor. Ama onun dışında bir parça da olsa terör örgütü cezası almadığı, üyeliğinden ceza almadığı için tahliye tutuksuz yargılanma olasılığı çok artıyor. Yani eylemde bulunan öğrencilerin ve diğer memurların, sendikacıların bundan yararlanma olasılığı yüksek. Ama ana hatları itibarıyla KCK'daki tutukluların tahliye yolunu açan bir düzenlemedir. Bu paket çıktıktan, bu paketin olasılığı doğduktan sonra tahliyeler başlamıştır zaten. Hali hazırdaki önemli davalarla ilgili herhangi bir şey yok mu? Hayır. Bakın önemli davalar... Yani hep çünkü buna işaret edilmişti işte.
Hani tabii şu an için uzun tutukluluk, savcılığın verdiği mütalaa, bunlar belki başka bir noktaya taşıdı ama bu paket çıkana kadar tüm bu değerlendirmeleri yapacak olursanız ne oldu önemli davalarla ilgili? Önemli davalarla ilgili baştan bu tip noktalardan yararlanmasını engellemek için Danıştay cinayeti gibi hiç alakasız bir dosyayı getirdi Ergenekon'un terör örgütü unsuru yaratmak için monte ettiler Ergenekon'a. Yani Balyoz, Ergenekon gibi davaları bir tarafta koz olarak tutmak ve oradaki mağduriyetleri asla ortadan kaldırmamak konusunda kararlılar. Az önce bahsettiğim garabet, yani özel yetkili mahkemeleri kaldırdılar ama örneği görülmemiş bir biçimde belli davalar için devam dediler ya da kendi hiç görülmüş bir şey değil YSE Yüksek Seçim Kurulu aday olabilirler dedikleri 8 tane insan var. 8 milletvekili var. Bakın 8 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi milletvekilinin tutukluluğunu ortadan kaldırmayı başaramadı. Yani burada eğer niyet örneği vardı. Daha önce PKK'dan örgüt üyeliğinden yatarken Sebahat Hanım seçilip tahliye olmuştu. Ya da bir cümleyle düzeltebilirlerdi. O önemli davalardaki mağduriyetleri asla ortadan kaldırma niyeti yok. Anayasal ve yasal aykırılıkları göze alarak, hukuk dışılıkları göze alarak ona devam ediyorlar. Bir cümle, belki alakasız ama bir cümleyle şunu söyleyeyim. Bakın, anayasamızın bir hükmü var Seval Hanım. Diyor ki, hiç kimse kaynağını, yetkisini anayasadan almayan bir yetki kullanamaz. Akil adamlar, 63 tane akil adam seçildi. Türkiye'de parlamento açık mı? Hükümet açık mı? Cumhurbaşkanlığı bütün kadrosuyla ayakta mı? Anayasal organlar ayakta mı? Yani ve Türkiye'nin en önemli sorunu terör sorunu değil mi? Bunu çözecek olan bütün anayasal organlar dururken hiçbir yetkisi olmayan akil adamları kurdular. Birçok insan konuşmuyor ya mahcup oluruz demek bir şey vardır acaba biz göremiyor muyuz diyerekten insanlar şey yapmıyorlar. Bu niye kuruldu? Neden getirildi? Bunun gayesi nedir? İşte bunlar bir takım davalardaki tahliyeleri gerçekleştirmek, bir takım davalardaki koz olarak elinde tutma zihniyetini devam ettirmek içindir. Bütün bu hukuksuzlukların artık öç alma, yargıyı öç alma aracı kullanıp kuvvetlinin yargısı değil de yargının kuvveti halinde Türkiye'nin getirmesi lazım. 50 senelik bu kavganın bitmesi lazım. Bugün 2013 yılında olağanca hukuksuzluğuyla yargıyı kullanarak göç alma duygusunun tatmin edildiğini maalesef barolar olarak, avukatlar olarak izliyoruz. Elimizden geldiği kadar da tepki koymaya çalışıyoruz ama maalesef bütün çıplaklığıyla devam ediyor bu. Yine 38 baronun bir bildirisi vardı geçtiğimiz günlerde galiba. Evet. Anayasa değişikliğiyle ilgili, Türklük kavramıyla ilgili. Tabii. Biraz bundan bahseder misiniz? Tabii. Sonuna yaklaşıyoruz. Tabii. Şimdi şöyle, açık bir anayasa ihlali gerçekleşti Meclis Uzlaşma, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda. Anayasa, bizim anayasamıza göre ilk 4 maddenin, 3 maddenin değişmesi teklif dahi edilemez. 4. maddede bunu düzenliyor. İlk 3 maddeye dokunmadılar ama bunu düzenleyen maddeyi ortadan kaldırarak korunaksız bıraktılar. Bu açık bir anayasa ihlal. Teşebbüs de değil. Yani daha doğrusu verdikleri önerge vererek teşebbüs ettiler. Tabii baroların buna sessiz kalması mümkün değildi. 38 baro ortak bir tepki ortaya koydu. İki noktaya dayandı Ankara Barosu'nun içinde bulunduğu bu 38 baro. Bir, üniter yapıya dokunamazsınız. Anayasa dışında şu anda anayasal suç işliyorsunuz dendi. İki, anayasadan Türklük tanımını çıkartamazsınız. Türklük tanımı anayasada ırkın tanımı değildir. Türk milletinin tanımı üst kavram olarak vardır. Siz bunu bakanlıklardaki TC'leri kaldırmak, 19 Mayıs, 23 Nisan gibi bayramları kaldırarak bir takım teşebbüslere başlamıştınız. Ama barolar olarak ne yapmaya çalıştığınızı farkındayız. Tıpkı Türk milleti gibi biz de büyük bir ibretli olanı biteni izliyoruz. Aklınızı başınıza toplayın uyarısıdır 38 baro. Böyle bir sert bir deklarasyon yayınlamıştır. İçeriği çok doğru bir deklarasyondur. Süremizin sonuna geldik. Kaç dakikamız var? Soralım yönetmen arkadaşımıza. Son 2 dakikamız içerisindeyiz. O zaman 2 dakikaysa 1 dakikayı temenni olarak 1 dakikayı da bugünün tarihinin öneminden dolayı bir konuya ayırmak istiyorum. Bugün 12 Nisan. Evet. Geçen sene 8 Ocak'ta Genelkurmay Başkanı tutuklandıktan ve toplumun tepkisi göstermemesinden sonra 12 Nisan'da 28 Şubat tutuklamaları başladı. Bugün 1. yılı doldu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en temelsiz, en haksız, bugünden 16 sene önceye bakarak istifa etmiş bir hükümeti devirmek suçlamasıyla 76 tane
İnsan haksız yere tutukludur. Bunların yaşı 70 ile 80 arasında değişmektedir. Ve ağır Ergenekon ve Balyoz'daki haksızlıklardan dolayı, 5-6 yılı bulan haksızlıklardan dolayı onun gölgesinde kalmıştır. Kamuoyunun bunun dikkatini çekiyorum bu vesileyle, bugün yıl dönümü olması nedeniyle. Bir an önce o iddianamenin yazılmasını, 3 aydır Sayın Savcı bizlere iddianame yazacağını söylüyor. Hala çıkmadı. İnsanlar içeride tutuklu. Türkiye'nin 19. Deniz Kuvvetleri Komutanı tutuklu. Kara Kuvvetleri Komutanı tutuklu. Amiralleri tutuklu. Kuvvet komutanları tutuklu. Albayları tutuklu. Çok sayıda insan tutuklu. Sadece askerler tutuklu. Olmayan bir, istifa etmiş bir hükümet darbesinden, Milli Güvenlik Kurulu'nun anayasal kararlarına dayanan eylemlerden dolayı bir bunun altını bu vesileyle çizeyim. İkincisi de dilek ve temenniyle, biliyorsunuz artık aylık oldu sizinle bu programlar. Beyin jimnastiği yapıyoruz resmen. Şunu ifade etmek istiyorum. Karamsarlığa kapılmamak lazım. Türkiye'de bu konuları bütün hukuk devletlerinde avukatların örgütlü mücadelesi çözmüş. 25-26 Mayıs'ta Barolar Birliğimizin genel kurulu var. Bütün Türkiye'deki avukatlar örgütlenmiş ve ayakta. Kendi hukuksuzluklarına, kendi kaderine el koyarak bu hukuksuzlukların çözümü için, hukuk devletinin hayata geçmesi için Türkiye'deki avukatlar üzerlerine düşeni yapacaklar. Milletimiz emin olsun, müsterih olsun. Öncesinde yine bir buluşuruz diye düşünüyorum ben. Evet, öncesinde inşallah. Daha var bir inşallah. Bir aylık bir süreç var nasıl olsa, bir aylık süreç. Ya seçim sonrası olur bu, ya da seçim öncesi olur, ama bir randevumuzun daha olduğunu belirtelim. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ve sevgili izleyiciler, bugün de yine yargının bağımsızlığı üzerinden konuştuk ve gündemdeki gelişmeleri temel olarak yargı bağımsızlığı temelinde değerlendirdik. Konuğumuz avukat Sayın Erol Arastı, Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyesi aynı zamanda kendisi. Ve sevgili izleyiciler, yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Biz Sormak Gereği'nin sonuna geldik. Hoşçakalın.